Dostlar merhabalar. 9. köşe taşıyla devam ediyorum arkadaşlarım belirli integralimize. Şimdi ilk sorumuza bakalım hemen Goberler. Bakınız bir integral var. Gıcık da bir integral ama şu sınırlara baktığınızda sınır alt sınırla üst sınır aynı. Eğer integralin alt sınırıyla üst sınırı aynıysa bu işlemin sonucu direkt sıfırdır. Hiç uzatmanıza gerek yok arkadaşlarım. Hemen geçtim ikinci soruya. Bize fx dx'i vermiş, sınırlar 1'den 3'e kadar. Burada da ne istiyor? 3'ten 1'e kadar. Yani sınırların yerini değiştirmiş. Gördünüz mü arkadaşlarım? Alt sınırla üst sınırın yeri değişmişse integralin sonucunun işareti değişir. Demek ki bunun sonucu 5 değil, eksi 5 olacakmış. Şuna bakalım hemen. Bu ne diyormuş? Bakın burada da aynı fonksiyonun sınırlarının yerini değiştirmiş. Mesela şu integralin sonucu a çıkacaksa bu integralin sonucu kesin eksi a çıkmalı. Çünkü sınırlar yer değiştirdi. A eksi a. A ile eksi a'yı da işleme koyduğumuzda 0 geliyor. Cevabımız 0 çıktı. Şuna bakalım. F'de eksi 2x'in integralini istemiş arkadaşlarım. Hemen ne yapıyorduk burada? Eksi 2x'e bir u diyelim. Türevini alalım her iki tarafın. Eksi 2dx eşittir du. Yani dx eşittir du bölü eksi 2 oldu. Şimdi getirip şu fonksiyonda yerine yazarsak bunları integralin içerisinde. X yerine eksi 2x yerine ne yazıyormuşum? U. F'de u oldu burası. Çarpı dx yerine de du bölü eksi 2. Yani du eksi 1 bölü 2'yi de başa aldım Goberler. Bir de sınırları konuşalım arkadaşlar. Şimdi bu x'li sınır. 1 yazınca x yerine eksi 2 geliyormuş u. Demek ki şurası eksi 2. Alt sınır eksi 1. Eksi 1 yazınca 2 geliyormuş. Demek ki şurası da 2. Bak dostum. F'de x, dx ile aynı şeydir bu. Sınırları yer değiştirmiş. Eksi 2 ile 2'yi yer değiştirdiğinde ne oluyordu şuranın sonucu? Normalde 6 ise yer değiştirdiğimde eksi 6 gelecek. Yani başında bir de eksi 1 bölü 2 var. Çarpı eksi 6'dan. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 ile de 6 gitti. Artı 3 geldi. Sorunun cevabı. 10 numaraya geldim dostum. Bakalım şimdi. Eksi 1'den 1'e, 1'den 2'ye, 2'den de 5'e. Bakın zincirleme. Sanki şöyle eksi 1'den 1'e, 1'e bakın, 1'den de 2'ye, 2'den de 5'e. Yani kısaca eksi 1'den 5'e kadar olan bir integralden bahsediyor bize. İçlerinde görüyorsunuz hepsi zaten aynı. Tek bir integralde birleştirdim bunları. Hemen şimdi integrali de alalım. 4x kare bölü 2 eksi x geldi burası dostlarım. Şunları da sadeleştirelim. 2 kalsın. Sınırlarımız da 5 ile 1 aralığında. Peki 5 yazalım. 5'in karesi 25. 2 ile çarpalım 25'i. 50. 50'den de 5 çıktı. 45 oldu. Eksi 1 yazalım. 1'in karesi 1. 2 kere 1. 2. 1 yazarsam 2'den de 1 çıktı. 1 geldi. 45'ten de 1 çıktı. 44 olacak sorumuzun cevabı. Demek ki bir yerde bir hata yaptık. Bir daha bakalım. Eksi 1'den. Ha, eksi 1 yazıyormuşuz. Pardon. Sınırlarımız eksi 1'miş. Bir daha yazalım. Eksi 1 yazarsak 1, 2 geliyor burası. Eksi 1'den artı 1 oluyor. 2, 1 daha 3 oluyormuş arkadaşım burası. 45 eksi 3'ten 42 çıktı. Sorumun cevabı. Geldim şuna. Bakalım bu ne diyor. Diyor ki olduğuna göre şuradaki integralin değeri nedir diye bir soru sormuş. Şimdi biz integraldeki şu eksi 2 kat sayısını dışarıya alabiliyorum. Eksi 2 çarpı integral 5'ten 2'ye fx dx oldu bu. Peki 5'ten 2'ye, bakın 2'den 5'e olduğu zaman 3'müş. Sınırları yer değiştirdiğimde şurası ne olacak o zaman arkadaşlarım? Eksi 3'tür demektir, tamam mı? Sınırları yer değiştiriyorum. Yer değiştirince işaretini de değiştirmiş oluyormuşuz. Eksi 3. Başta da eksi 2 var. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımını 6 diye paketledim. Geldim şuna. Hepsinin sınırları 0'dan 2'ye. Şimdi şunu içeriye dağıtırsak 6x kare olur bu. Şu 6'yı içeriye alalım. 6x kare.
Bu zaten 6x kare. 2'yi de içeriye çarpım diye atalım. Bu da 6x kare. Yani aynı integralden 3 tane var. Aslında bu kısaca neymiş? 3 tane 6x karenin integraline alın diyor bize. Sınırlarda 0'dan 2'ye. Peki 6'yı da dışarıya alalım. 18 tane 0'dan 2'ye x karenin integrali. X karenin integrali x küp bölü 3'tür. Başın sınırlarımız da 0 ile 2. Şunlar gitsin. 6x küp oldu 0'dan 2'ye. 2 yazalım. 2'nin küpü 8. 6 ile çarparsak 48. 0 yazalım. Yine 0 geliyor burası. 48 eksi 0'dan da 48 geldi. Sorumun cevabı dostlar. Şimdi geldik şuna. Bakın yine eksi 1'den 1'e, eksi 1'den 1'e, hepsi eksi 1'den 1'e. A artı B'yi toplayın diyor. O zaman şöyle yapalım biz. Bir tane eksi 1'den 1'e x küp artı şu 3x kareyi yazayım. Artı şu 3x'i yazalım. 3x artı bir de burada sonuncusunda şurada 1dx var. Artı bir de 1 var. Bakın burası tanıdık geldi değil mi arkadaşlarım? Aslında ne bu? Eksi 1'den 1'e x artı 1'in küpünün açılımıdır. Bunun integralini alın diyor bize. Hemen bunun da integralini alırsak x artı 1'in 4. kuvveti bölü 4 çıkacak. Sınırlarda eksi 1'den 1'e. 1 yazalım. 2'nin 4. kuvveti 16. 16 bölü 4'ten 4 gelir. Eksi 1 yazalım. Eksi 1 0 olur. 0'ın 4. kuvveti 0 bölü 4 yine 0. 4 eksi 0 geldi. Yani sorunun cevabı Denizli çıktı. Evet, 11 numaradayız dostlar şimdi. Evet, yine aynı muhabbeti burada da yapacağız. Bakın integrallerimiz ayrı ayrı yazılmış. Ben bunların hepsini bir tane toplam içinde yazacağım arkadaşlarım. Tek bir tane toplam içinde şöyle 0'dan 1'e bunları şöyle bir ayrı ayrı ne diyelim x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 geliyor. Yani yine x artı 1'in küpü geliyor dostlarım. Hemen uzatmıyorum. Bu da x artı 1 üzeri 4 bölü 4. Sınırlarımız da 0'dan 1'e. 1 yazarsak 2. 16 bölü 4 olur. 1 yazarsak bir daha söyleyelim. 1 yazdım. 16 bölü 4 oldu arkadaşlarım. 16 bölü 4. 0 yazdım. 1 bölü 4 oldu. Eksi 1 bölü 4'ü yazdım. 15 bölü 4. Adana şıkkı doğru cevap geldi. Hemen ikinci sorudayız şimdi. Bunları da ayrı ayrı vermiş. Biz yine bunları bir toplayalım. Şöyle bir tane integral yapalım. Eksi 1'den 2'ye 3x kare geliyor toplayınca. Eksi ax artı ax gidiyor. Eksi 1, 2 daha artı 1 geliyor. Hadi bir düzenleyelim bunu şimdi dostlarım. İntegralini alalım. 3 çarpı x küp bölü 3 artı x gelir. Şunlar da gitti. Sınırlarımız da eksi 1'den 2'ye. 2 yazalım. 2'nin küpü 8. 2 daha 10. Eksi. Eksi 1 yazalım. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1 daha eksi 2 geldi. 10 eksi eksi 2'den 10 artı 2. 12 geldi dostlarım. Şuna geldik hemen. Bakalım bu ne diyor? Şu integralin sonucu nedir diye soruyor bize dostlarım. Bu integrali ben şöyle ayrı ayrı yazacağım. Bakın 1'den 2'ye bir 3dx diye yazacağım bunu. Eksi yine 1'den 2'ye f'de 2x artı 1 dx diye de bunu yazdım. Şimdi şuranın integrali kolay. Hemen alalım bunu. 3'ün integrali 3x'tir. Sınırlarında 1'den 2'ye. Eksi, şimdi şuranın integralini alacağız. Buranın integralini bir konuşalım. Ne yapıyorduk? F'in içindeki ifadeye şu 2x artı 1'e u diyelim. Her iki tarafın türevini alalım. 2dx eşittir du. Yani dx eşittir du bölü 2 çıktı. Şimdi getirip bunu da yerine yazıyorum. F'de u olur burası. Dx yerine de du bölü 2'ymiş. O bölü 2'yi de 1 bölü 2 diye dışarıya attım. Bir de sınırları konuşalım değil mi şimdi? Bunun x'liyken sınırı 2. Hemen 2'yi yerine yazıyorum. 4, 1 daha 5 oluyormuş aslında burası. 5, üst sınır. Alt sınır 1'di x'liyken. 1 yazalım. 2, 1 daha 3 oluyormuş. U'luyken alt sınır 3'ten 5'e.
fx dx geldi. Şimdi şurayı bir bulalım. 2 yazarsak bir 6 çıkar. 1 yazarsak da 3 gelir. 6 eksi 3 eksi. Şurada bir eksi 1 bölü 2 var. Bu bir dursun. Şimdi şuraya bakın arkadaşlarım. Şu kısmı bize 12 olarak vermiş değil mi bu adam? Fu du yani fx dx de aynı şey 12 olarak verilmiş. Çarpı bir de burada 12 var o zaman diyelim. Şurası 3 yaptı. Şurası eksi 6 yapar. 12 bölü 2'den eksi 6. Bir de eksi var burada. Eksi eksi 6 geliyor değil mi? Doğru mu söyledik her şeyi? Bir daha bakalım da. 2 yazdık. X gördüğümüz yere. 2 kere 2 4. 1 daha 5. 5 oldu yeni sınır. Bir de ne yazmıştık? 1 mi yazmıştık arkadaşlarım? Bir de 1 yazdık. 1 yazınca ne geldi? 1 yazdık. 2, 1 daha 3 geldi. 3'ten 5'e fu du bölü 2 geldi burası. Onu dışarı yapmıştık. Şurası 12. 12'yi 2'ye bölersek ne çıkacak burası 12 bölü 2'den? 6. Ha, tamam şimdi oldu. Şuradaki eksi değil arkadaşlarım. Şurası eksi. Biz buna vermişiz eksiyi. Ya burası eksi yapalım. Şurayı eksi yapalım. Buna artı yapalım. Şimdi oldu. 12 bölü 2'den 6. Yani 3 eksi 6 çıktı sorumun cevabı. Eksi 3 geldi dostlar. Evet 11 numara da tamamdır. Hemen çevirdik. 12 numaralı soruyu çözeceğiz şimdi. Bakın birinci soruda yine ben bunları bir toplam içinde şöyle tek bir integral içinde yazarsam. Eksi 1'den 2'ye fx artı x çarpı f'in türevinde x. Dediğimde arkadaşlarım şurası. Şu kısım yine dikkat ettiyseniz x çarpı fx'in çarpımının türevi oldu arkadaşlar. Yani şöyle oldu bakın. Eksi 1'den 2'ye fx çarpı x'in türevinin integraliymiş bu meğerse. Bu hali görmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Böyle fx'li ifadeler varsa hemen ilk aklınıza bu acaba çarpımın türevi mi bölümün türevi mi diye bir getirmeniz lazım. Ben hemen çarpımın türevi olduğunu gördüm. Şimdi işlemi hemen devam edelim bundan sonrasına. Şurada türevle integral gidiyordu Goberler. Ne kaldı geriye? Fx çarpı x kaldı. Sınırlarımızda eksi 1'den 2'ye. Şimdi önce 2 yazalım. Ne olur burası? F'de 2 çarpı 2. Araya eksiyi koydum. Şimdi eksi 1 yazalım. F'de eksi 1 çarpı eksi 1. Peki F'de 2'yi biliyor muyuz dostum? Evet. Karşılığı 1'miş. Burası 1. 1 çarpı 2'den 2 geldi. Arada eksi var. Eksi 1'i biliyor muyuz? Evet. 3. Burası 3. 3 çarpı eksi 1'den. Eksi 3 de buradan geldi. Eksi 3. 2 eksi eksi 3. Yani 2 artı 3'den 5 çıktı sorumun cevabı. Geldim şuna. Fx dx. Bakın yine x çarpı f'in türevi var. Hadi gelin şu ikisini bir yan yana toplayalım mı? Sınırlar aynı olduğu için toplayabiliyorum bunları gönül rahatlığıyla. Şöyle üstte biraz yer açayım kendime. Öğüt. Soruyu yırttık. Hadi bakalım şöyle bir çözmeye çalışalım şimdi. Bunları bir daha biz tek bir integral içinde topluyoruz. 1'den 3'e kadar fx artı x çarpı f'in türevinde x dx eşittir. Topladım bunları. 5 1 daha 6 yaptı dostlarım. Şimdi şurasının biz artık x çarpı 1'den 3'e kadar sınırlarımız x çarpı fx'in türevinin integrali olduğunu biliyoruz. Türevle integrali de sadeleştirdik. Geriye ne kaldı bir tek? X çarpı fx kaldı. Sınırlarımda 1'den 3'e kadar ve bu da 6'ymış dostlarım. Hadi şimdi 3 yazalım. X gördüğümüz yere sonra 1 yazalım. 3 yazarsak 3 tane f'de 3 gelir. Eksi 1 yazarsak 1 tane f'de 1 gelir. O da eşitmiş 6'ya. F'de 3'ü eksi 1 vermiş. Burası eksi 1. 3 ile çarptım eksi 3. Bu tarafa attım artı 3 geldi 9 oldu. Eksi f'de 1 9 ise f'de 1 eksi 9 olacak arkadaşlarım. Cevabım Adana'daymış dedim Goberler. Ve geldim 3 numaralı soruya. Şimdi bunu biraz daha dikkatli dinleyin. Biraz daha hoş. Çünkü bakın f'in çift türevi var burada arkadaşlarım.
Şimdi ben burada ne yapacağım dostlar? Bak, x çarpı f'in türevinde x'in türevini alsak biz. Neler gelir bir bakalım. Birincinin türevi, yani x'in türevi 1 çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi, yani f'in çift türevi çarpı birinci. Böyle bir ifade geldi. Ve bakın, şu kısmın integrali benim istediğim şey değil mi arkadaşlar? O zaman şöyle yapalım. Gelin biz her iki tarafın integralini alalım dostlarım. Şöyle bir şey olsun. İntegral, hatta eksi 1'den 3'e, sınırlarımızda eksi 1'den 3'e integral alıyorum. X çarpı f'in türevinde x'in türevinin integrali eşittir. İntegral eksi 1'den 2'ye f'in türevinde x artı integral eksi 1'den 2'ye x çarpı f'in çift türevinde x. İşte bu hale dönüştürdüm arkadaşlarım. Şimdi şuradaki türevle bu gitti zaten. Ne kaldı burada geriye? X çarpı f'in türevinde x kaldı. Sınırlarda eksi 1'den 3'eymiş. Eşittir. Buradaki türevle integral gitti. F x kaldı. Sınırlarımızda eksi 1'den 3'eymiş. Artı şurada ne kaldı arkadaşlarım? Eksi 1'den 3'e, sınırlarımız eksi 1'den 3'e, benim istediğim ifadenin aynısı kaldı. Ben zaten şurayı bulmak istiyordum. Hadi buna gelin bir A diyelim, uzun uzun yazmayalım. Bir de burayı arıyoruz biz. A'yı arıyoruz. Peki, şimdi bir 3 yazalım x gördüğümüz yere. 3 çarpı f'in türevinde 3. F'in türevinde 3 demek, f'in türevinde 3, 3 noktasındaki şu teğetinin eğimi demek değil miydi arkadaşlarım? Tam buradaki teğetin eğimi, şurası 3, şurası 1 olduğu için 3 bölü 1'den 3'müş. Ne çıkıyor orada kardeşler? 3 bölü 1'den 3 dersek, 3 çarpı 3 geliyor burası. Eksi, eksi 1 yazalım şimdi. Eksi 1 çarpı x, f'in türevinde eksi 1 geldi. F'in türevinde eksi 1, x eksenine paralel olduğu için türevi 0'dır. Buraya da 0 düştü. Eşittir. Şimdi burayı çözümlüyorum. F'de 3 gelecek burası. F'de 3'e bakalım. Karşılığı 3'müş. Eksi. F'de eksi 1 gelecek. Karşılığı 2'ymiş. Artı A. Hadi düzenleyelim. 9. Şurası 0 yaptı zaten. 9 eşittir. 3'ten 2 çıktı. 1 artı A. Demek ki 1'i de bu tarafa atarsak A dediğimiz şey 8 çıktı gobeller. Evet, güzel soruymuş. Hadi hallettik bunu da, geldik şuna. Burada da bakın yine x çarpı f'in türevi var dostlarım. Hadi gelin şu iki keratayı yan yana hemen toplayalım biz. Yan yana toplarsak bunları integral... Şurada yer açayım yine ben kendime ya. Burası yetmeyecek bize. Topladık. 0'dan 2'ye, 0'dan 2'ye x çarpı f'in türevinde x artı f'de x geldi. Şöyle dx eşittir 10 ile 4'ün toplamı da 14 geldi. Dostum bak, yine birincinin türevi çarpı ikinci. İkincinin türevi 1 olduğu için yazmamış, çarpı birinci. O zaman bu adam aslında 0'dan 2'ye x çarpı fx'in türevinin integraliymiş. O da 14'müş. Şimdi türevle integral sadeleşti. Geriye ne kaldı bir tek? Şurada gösterelim onu. Geriye x çarpı fx kaldı. Ve bir de sınırlarımız 0'dan 2'ye eşitmiş 14'e. Şimdi önce 2 yazalım x gördüğümüz yere. 2 çarpı f'de 2. Eksi 0 yazalım. 0 çarpı f'de 0 eşittir 14. Şurası zaten 0. Bir de 2'ye bölelim her iki tarafı. F'de 2 eşittir 7 çıktı gobeller. Evet. İlk 12 köşe taşını gömmüş olduk böylelikle. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin dostlar.